Cümleten selamünaleyküm Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı. Sponsorumuz Golvan.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu video 21.45 öncesi çekildi. Malum çekmesi, yüklemesi, etmesi arkadaşlar yaklaşık 2 saatimizi bulduğu için de mazur görün. Ama bazı gelişmeleri ben bu videoda aktarırken 22.45'ten önce çekildiğini bilmenizi isterim. Öncelikle üye sayımız baya baya artışta. Yani yaklaşık bine kadar e, depar atmış durumda. Allah arttırsın böyle devam arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Arkadaşlar üye olmak için kanala abone olmanız lazım. bir. Kanalda videolar izlemeniz lazım. 2. Beğeni sayısıyla öne çıkmanız lazım. 3. Hani maç gibi düşünün. Bir lig gibi düşünün. Galibiyete 3 puan beraberliğe 1 puan veriyor ya. Her beğendiğiniz videoda 3 puan aldığınızı düşünün. Baştan sona izlediğiniz videoda 3 puan aldığınızı düşünün. İsterseniz 2 kat hızda izleyin fark etmiyor. Baştan sona izlemiş oluyorsunuz. O yüzden kafayı kullanın. Açın kısa kısa listesini. Zaten orada 30 saniyelik 25 saniyelik videolar var. 2 kat hızda bırakın oynasın. Her videoya birer tane beğeni atın. Ses çıkarmayın. Ee, yorumlar çok önemli sayılmıyor. Çünkü yorumlarda birçok arkadaşımız spam yapıyor. Onu çok şey yapmıyor. Yani bunu belirteyim. Aynı zamanda o canlı yayında olmanız, o canlı yayını beğenmeniz lazım. Diyelim ki şimdi abone oldunuz. Video izlemeye başladınız. Kısa kısa listesini bugün bitirdiniz. Yarın bir daha bitirin. Ertesi gün bir daha bitirin. Anlatabiliyor muyum? Her yeni günde sıfırlanıyor arkadaşlar. Yani sıfırlanıyor derken o ana kadar izlediğiniz video sayısı hanenizde birikiyor. Tekrardan taze bambaşka video izliyormuş gibi oluyorsunuz. Yani günlük 90 tane video var oynatma kısa kısa da 7 gün izleseniz 630 tane video izlemiş oluyorsunuz. Hız baremini iki kata çıkardığınız zaman 2-3 dakikadan fazla da geçince direkt yeni videoya geçin. 1 saatte falan bitirmiş oluyorsunuz benden tavsiye. Sonra bana gelip de ben niye üye değilim çok, çok beğeniyorum falan filan. Arkadaşlar biz seçmiyoruz üyeliği. Hani ben seçip de size şöyle değil mi böyle demiyorum. Yani ben şu üyeye verilsin, şu aboneye verilsin falan demiyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bilginiz olsun. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Abone, şey üyelik almak isteyenler. Normal şartlarda da 10 TL üyelik ücretimiz var. Ama üye olup, üyelere özel e, videoları izlediğiniz zaman diyeceksiniz ki ben her ay üye olmalıyım. Yani bunu söyleyeyim. Konya Spor Fenerbahçe ile 29 Ağustos pazartesi günü saat 19.15'te oynayacakları müsabakanın stadyum zeminindeki çalışmalar nedeniyle Eskişehir'de oynanacağını anlatmış MHYB e, yine bir duyum gerçekleşmiş oldu. Fenerbahçe Beko Barcelona forması giyen Yunan Guard Nick Kalates ile 2 yıllık sözleşme imzalamış. Bunun duyumunu vermiştim. Üyeler bana diyordu ki hani basketbol duyumcun hiç yanılmıyordu basketbol kaynağın diye. Yani basketbol duyumcun, basketbol duyumlarını aldığım Kaynağım yine yanılmamış oldum. 1 Euroleague, 1 İspanya Ligi, 6 Yunan Ligi, 2 Euroleague'de yılın beşi, 3 kez Euroleague asist krallığı, 3 kez Yunanistan Ligi MVP'si, 5 kez Yunanistan Ligi asist krallığı almış bir basketbolcudan bahsediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Yöneticimiz Selahattin Bakı'nın Adana Demirspor maçı sonrasında açıklamalar gelmiş. onları da konuşalım, değerlendirelim. Şimdi Adana Demirspor maçı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuş Selahattin Bakı. Öncelikle galibiyet taraftarımıza armağan olsun. Zaman zaman güzel futbol, zaman zaman heyecanlı, stresli, adrenalinli bol anlar oldu. 3-0'dan sonra çok daha rahat kazanmamız gereken bir maçtı. Bunu kabul etmek gerekiyor. 3-2'den sonra biraz sıkıntı yaşadık ancak çocuklar reaksiyon gösterdi. Hocamız reaksiyon gösterdi. Taraftar kendine geldi ve sahanın üzerine çöktüler. Bütün bunlar bir araya gelince dördüncü golü attık ve maçı kazanmasını bildik. Daha üçüncü hafta iniş çıkış olur köprünün altından çok sular akar. Not burada araya girmem lazım. Vallahi var ya hani e, bir etiket vardı eskiden zamanında değil şey zam anında değil zamanında alın bir şeyleri diye hatırlar mısınız hani eskiden böyle bir tabir vardı zamanında işte zam anında falan filan diye bu şeydi. Ee, önemli bir olaydı. Şimdi birazdan da şu ekrana yansıttığım şeyi göstereceğim size. Yani zamanında ve zam anında. Şimdi Fenerbahçe yönetimi, teknik kadrosu zamanında çok güzel konuşuyorlar. Yani daha 3. haftadayız. Lig bitmedi. Neyin bu telaşa sürükleme çabası diye müthiş konuşuyorlar. Selahattin de ayrıca tebrik ediyorum. Selamlarımı da iletiyorum. Hocamızın felsefesi oturdukça yeni gelenler birbiriyle daha çok oynadıkça eskiler ve yeniler kaynaştıkça bence önümüzde iyi bir harita var. Jesus'un çizdiği bu haritanın yolunda ilerleyeceğiz ve şampiyonun en büyük aday olduğumuzu herkese ispatlayacağız. Bunu hafta hafta ispatlamak durumundayız. Müthiş. Adana Demir Spor Camiası Sayın Murat Sancak bizim aramızın çok iyi olduğu bir camia. Birbirimize saygılı davrandığımız bir başkan ona da geçmiş olsun diyorum. Biz kazandık. Devre arasında birazcık Adana Demirspor'un Spor'un teknik heyetinin bazı personellerinin üsluplarını yadırgadık. Bu kadarına gerek yoktu. Şimdi olayı büyütüp onları da podyuma koymaya da gerek yok. Futbolda ara sıra tansiyon yükselince böyle şeyler oluyor. Zaman zaman orada söylenen sözler, kullanılan üsluplar her zaman olduğu gibi futbol kamuoyunda ortaya çıkar. Çok büyütmemek lazım, biraz yadırgadık diyor. E, maçta ve maç sonunda yapılan provokatif hareketlere de değiniyor. Diyor ki bir konuya öncelikle girmek istiyorum. Ulu Önder'imiz Atatürk boşuna dememiş. Sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim diye. Futbol dinamikleri çok, bol bir spor. Futbolda yapılan bazı provokatif hareketlerin karşılığı sokakta oluyor, metrolarda oluyor, kahvelerde oluyor, tribünlerde oluyor. Dikkat etmek gerekiyor özellikle bu seviyeleri gören futbolcuların, yöneticilerin. Bunu hepimiz için söylüyorum. Bugün or şey bugün Onyekuru maçın belli bir noktasından itibaren maç devam ederken, maç bittikten sonra kendi taraftarını selamlamaya giderken dahi ve sonra soyunma odasına girene kadar devamlı Fenerbahçe taraftarını tahrik etmeye çalıştığı, Provokatif eylemler yaptı. Bu hareketleri de önce Adana Demirspor'un kendi camiasının takdirine bırakıyorum. Daha sonra futbol kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Atatürk ne güzel söylemiş hala böyle anlarda haklılığı çıkıyor diyor. Şimdi Adana Demirspor Başkanı konuyla ilgili uyarılar yapacağını söylediğini hatırlatılması üzerine de bunu bilmiyordum. Hep söylüyorum Murat Başkan bizim her zaman aramızın iyi olduğu birbirimize çok saygılı davrandığımız bir başkanımız. Böyle söylediyse kendisine teşekkür ediyorum demiş. Hakem performansına ilgili. Hakemle ilgili çok yorum yapmak istemiyorum çünkü maçın tekrarına bakayım. Yani izleyemeden aşağı indirim ilk intibama göre bence maça derinden etkileyecek bir şey yok diyor. Transfer sorusu üzerine. Buraya dikkat. Biliyorsunuz başkanımız söylemişti. Farklı bir yoğurt değişimiz var. Biz hiçbir zaman haber yaptırmayız. El altından piyasaya da haber sızdırmayız. İmzalandığı zaman açıklarız. Bizim yoğurt değişimiz böyle. Bazı insanlara ters geliyor. Bazen taraftar da bunu iletişim bozukluğu olarak algılıyor. Transfer işi ciddi bir iştir. Algı taraftaran ağzına bir parmak bal çalarak da yapılmaz. Her zaman olduğu gibi kimseye belli etmeden karda yürüyüp izimizi belli etmeden imza attırıp açıklayacağız. Hiçbir zaman isim vermeyiz. Alttan isim de pompalamayız. İsimlere değinmeyeceğim ama çalışıyoruz. Başka transferde alındığı zaman hep beraber görürsünüz diyor. Son olarak da Hani çıktığı 11 hatırlatılıyor Fenerbahçe'nin dünkü maça ilişkin. Gerçekten teknik adamlara saygı duyuyorum. Hocamın sahaya sürdüğü 11 diziliş. Formasyonla alakalı konuşmam. Kendisi zaten konuşmuştur. Konuşmadıysa da siz sorunca cevaplar seve seve demiş. Müthiş politik net cevaplar. Şimdi gelelim hakem kararına. Arkadaşlar bakın bizim ikinci pozisyonda yani ikinci pozisyonda ikinci şey pardon ilk yediğimiz gol pozisyonda bir penaltı pozisyonu var. Penaltı vardır yoktur bir şey diyemem. Penaltı öncesi pozisyona dikkatlice bakın. Biz bu pozisyonun offside olduğu görüşündeyiz. Şimdi bizden taraftaki beyazlı oyuncuya ve Atilla Salahi'ye dikkatlice bakıyoruz arkadaşlar. Bu pozisyonun var çizgisi olmamış hali. İşin komikliğine bakın. Var çizgisi çekilmiş haline dikkatlice bakın. E hocam bak offside yokmuş. Altta offside yok yazıyor. Biraz daha dikkatlice bakın. Hocam ofsayt yok, hala ofsayt yok. Birazcık daha dikkatlice bakın. Birazcık daha dikkatlice bakın. Arkadaşlar Onyekuru'nun neresinden çizmişler çizgiyi dikkat ediyor musunuz? Neresinden hocam? Sağ ayağının hizasından çizmişler. Sol diziyle gol atsa kabul edilir mi? Sayılır mı? Sayılır. Sayılır değil mi arkadaşlar? Şimdi ayak o salayiye doğru bakıyor. Beden salayiye doğru bakıyor. Ama sol dizi sanki pası veren arkadaşına doğru bakıyor olarak hesaplanmış, hizalanmış. Arkadaşlar dikkatlice bakın. Ali Cengiz oyununa bakın. Bakın. Ali Cengiz oyununa dikkatlice bakın. Bu pozisyon net offside. Net, net. Tam vuruş anına dikkatlice bakın. Hocam kanıtlar mısın? Şöyle yapayım. Bir saniyeniz alacağım arkadaşlar. Çizilmesi gereken gerçek çizgi. Alın arkadaş. Hocam sen de büyüttün biraz küçült. Küçültüyüm. Alın arkadaşlar çizilmesi gereken gerçek çizgi. Yani yalansa yalan deyin. Bakın Diz hizasından, sol diz hizasından net olarak offside. Bak hatta bir şey söyleyeceğim, çizgiye dikkat edin. İleri en uç tarafta, en uç tarafta daha kestim ben. Yani en uç taraftan e, o çizgi sağa sola gitmesin şeklinde yaptım. Oraya doğru gittikçe küçülüyor ya arkadaşlar. Yani açı gittikçe küçülüyor. Ya. Hepsine dikkat ederek. Yani dur çizgiyi mesela biraz daha ileri taşıyayım ya da geri taşıyayım anlayacaksınız ne de demek istedim. Ya da şöyle söyleyeyim. Hadi şu ikinci çizgiyi sildim. Onyekuru'nun ayak hizasına dikkatlice bakın arkadaşlar. Yani nereden alınması gerekiyor offside çizgisi? Şimdi anlatabildim mi? Bunu anlamamak için ne olmak lazım? Bilmiyorum. Bunu anlatam yani bunu anlamamak için nasıl bir e zeka seviyesine sahip olmak lazım? Arkadaşlar adamın kaleye en yakın gol atabilecek uzvu. Bakın şurada çizgisi Salih. Kararı siz verin. Ama hocam Cesus demiş ki hakem çok iyi demiş. Ben Cesus'tan sorumlu değilim. Ben bu kanaldaki yaklaşık 26 bin kişiden sorumluyum. Buyurun. Murat Sancan üfürükten üfürüklenme açıklamasını paylaştılar ama gerçek açıklama başkaymış. Gerçek açıklamada diyor ki Balotelli Fenerbahçe'ye ya da Galatasaray'a gidebilir demiş. Şimdi açıklama çok ilginç. Maç bitiminde Balotelli ilgili konuşuyor Murat Bey. Diyor ki Galatasaray'ın transfer gündeminde ol, oldu. Biz ben bilmiyordum. Bizim maçta oynamamasını sakatlıktan dolayı zannediyordum. Yani sakatlı olduğu için gelmeyecek diye bana doyum geldi. Ben de verdim. Meğersem Galatasaray'a transfer görüşmesindeymiş. O Galatasaray'ın için ben bir şey diyemem. Diyor ki Balotelli'nin menüsküsü nüksetti diyor. Haftaya oynar büyük ihtimalle. Menüsküsü nüksettiyse haftaya oynamaz da neyse. Gidecekse de gitsin yani diyor. Dünyanın sonu değil. Bir balotelli gider, bin balotelli gelir. Bin tanesi de zor olur yani. 28 kişilik kadro 35'e çıkarıldı. Yani bin tane imkansız. Zubay'ı onun için aldık zaten. Balotelli'nin gitme ihtimaline karşılık diyor. Teklifleri açığız. 4 milyon euro yatıran kim varsa alır. Fenerbahçe de alabilir, Galatasaray da alabilir. Bankaya kim yatırırsa o parayı alır. O parayı yatırana yok diyemem. Zaten serbest kalma maddesi de var. Buradan herkese de duyurum olsun. Paralar varsa alsın götürsünler diyor. Ben bu açıklamadan Türkçe itibariyle şunu anladım. Başımıza bela oldu. Ama bizden gitsin de kime bela oluyorsa olsun anladım. Alanın elinde patlar. Şimdi biraz hızlanalım. Fenerbahçe ilk 3 hafta itibariyle ligin en çok gol atan. 13 gol. En çok gol pozisyonuna giren 45 pozisyon. En çok isabetli kilit pas yüzdesine sahip olan %25. En çok isabetli orta yapan 18. En çok başarılı driplik yapan 67. En çok gol beklentisine sahip olan 8 takım oldu. Yani en çok bunlar da birinciyiz. Rıdvan Dilma Atilla kadar yüksek kalitede bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum dedi. Haklılık payı var. Hocam o zaman Luan Perez'i niye aldık? Arkadaşlar Luan Perez'i dörtlünün sol stoperinde görmek istiyorum. İki maçtır üçlü oynuyoruz ve kusursuza yakın futbol oynuyor. Atilla Salah'ı gönderip sağ stopere sağlam bir isim çekersek ve Luan Perez'le birlikte bu iki ismi oynatırsak bence dehşetül vahşet bir savunma hattı olur. Atilla Salah'ın kafasının nerede olduğunu da dünkü pozisyonlardan umarım anlamışsınızdır. Serdar Aziz'in sahalara dönüş tarihi diye haber vermişler, müjde vermişler arkadaşlar. Biliyorsunuz 20 Temmuz'da sakatlanmıştı ve e, ligin 7. haftasındaki Alanya maçında görev alabileceği belirtildi diyor. Dinamo Kiev ile 20 Temmuz'da oynanan ilk maçın 45. dakikasında kasığında yırtılma tespit edildi. Ve Fenerbahçe'nin bay geçeceği 6. haftanın ardından forma giyebilecek düzeye geleceği belirtildi. Yani Fenerbahçe'nin 6. maçında oynayabilecek diyor Süper Lig'de. 3 maç zaten geride kaldı. Salonda bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Bu hafta içerisinde saha koşullarına başlaması bekleniliyor. Jesus da yakından takip ediyor futbolcusunun durumunu. İnşallah arkadaşlar Serdar Aziz'in de takıma katılmasını bekliyoruz kısa süre içerisinde. Fenerbahçe'ye transferde kötü haber diyor. Baktığınız zaman arkadaşlar Fenerbahçe'nin adanı Roberto Cagliardini'nin. bizim de yeni haberimiz olduğundan. Muhtemelen Fenerbahçe'nin bir haberi yoktur yani. Öyle gizli bir haber bu. Ee, ve orta saha oyuncusundan kötü haber gelmiş. 28 yaşındaki oyuncunun geleceğine ilgili karar çıkmış. Çagliardini Inter'de kalacak mı diyor. 3-0 Inter'in kazandığı maçta 75'te oyuna girdi. Takımda kalma olası da yüksek görünüyormuş. Valencia'nın da gündemindeymiş Çagliardini. 5 milyon euro bürüt kazanıyormuş zaten. Yani e, üzdün bizi Çagliardini. Oysa biz seni Fenerbahçe'ye bekliyorduk. Hem de haberimiz bile olmadan. Tamam. Transfer markata göre yani transfer market verilerine göre 8 milyon euro piyasa değerim var. Sözleşme sezon sonunda bitiyor. Merkez orta sahasın. İtalyansın. Ama biz seni Fenerbahçe'ye bekliyorduk. Hem de 15 dakika oynamışsın maçta. 15 dakika oynadığın maçtan birlikte de gelme ihtimalin düşmüş. Bizi çok üzdün Çagliardini. Bu arada Balotelli'nin de yakın arkadaşıymışsın. Muhtemelen Balotelli'nin gittiği takımda gidersin. Ama bizi çok üzdün Çagliardini. Şimdi Fenerbahçe'ye Serdar Dursun için kiralama teklifleri geliyor. Fenerbahçe şey, satın alma opsiyonlu teklifler, normal teklifler geliyor ama Fenerbahçe reddediyormuş. Enteresan tarafı Serdar Dursun için 4 milyon euro bekliyormuşuz arkadaşlar. Ben bunu bir yerden hatırlıyorum ama nereden hatırladığım aklıma pek gelmez gibi duruyor. Edison Cavani. Transfer piyasasının nabzını tutan kanalımız Kadıköy Sokak'ta. Dedik Edison Cavani. Valencia takımıyla her konuda anlaştı ama dedi ki çabuk olun <laughs> yoksa ben gelmeyeceğim diye. Onlar da ellerini çabuk tutmak adına onlar da ellerini çabuk tutmak adına hızlandılar. Ve hızlandılar ve hızlandılar. Yani ve hızlandılar. Allah canınızı almasın. Ya, cümleye bak ya. Dün Fenerbahçe'nin attığı 4 golün hepsinde de Serdar Dursun var demiş Serkan Korkmaz. Dördüncü golde Serdar Dursun oyunda bile değildi. Yedek kulübesindeydi. Ne yaptı? Üfledim oradan. Yani futbolcuları yani yere göğe sığdırmayacağız diye etmeyin elemeyin ya. Etmeyin elemeyin ya. Bu arada Ezgi Can geçen sene gelecektim ama olmadı diyor. Ee, Ezgi Can Alioski külliyen yalan demişti hocam. Lak ediyorlar 12 Temmuz 2021'de. Geçen sezonda bakın arkadaşlar. Bielsa ve Alioski'ne ilgili cümlelerime. Ee, çok şükür ki yanılmadık. Neyse. Ee, Ahmet Ercanlar'da Fenerbahçe'nin stoper arayışı yok diyor ama külliyen yalan var. Neyse. Cavani ile Erkor'dan anlaşmış Valencia. Bu transferin açıklanması için... Maxi Gomez veya Marcos Andre ikilisinden biriyle yollarını ayırması gerekiyormuş. Hasan Can Aksu uçak bilgisinde sendeyiz. Hadi dostum. Hadi dostum konuştur şu uçak bilgisini. Lanet olsun adamın. Acele et biraz. Ee, yani Hasan Can Aksu'nun uçak biletini açıklaması lazım. Atilla ile ilgili de bir birkaç bilgi vereyim size. Atilla Salah için arkadaşlar resmi teklifler masada. Bugün 12 milyon euroya veririz diyorsanız masada 12 milyon euroluk teklif var. Satar mıyız? Ya <laughs> satmayacaksak, Luan Perez de yan yana oynatmayacaksak Atilla Salah'ı takımda tutmak geri zekalılık. Geri zekalılık. Ya Luan Perez'i düşürürsün ya Salah'ı düşürürsün. S satmak istemiyorsan da ikisini bir oynatacaksın. Ya Lemos'la Memos'tan olacak işte gözünü seveyim. Yani Gustavo Henrique diye bir isim aldık. Şöyle düşünün. Ulan Lemos bakın Lemos Lemos. Lemos Lemos ilk 11'de Gustavo Henrique'yi kesiyor. Yani varın gerisini düşünün ya. Şöyle söyle Mustafa Hoca şu kül olan gidiyor, oynuyor, orta sahada forma giyiyor. Bu ne demek? Fenerbahçe orta sahaların alayı çöp demek. Çöposki. Sen öpoşki mah demek. Selay için 12'lik teklif var ama 15'i, 16'yı, 17'yi, 18'i, yani 20'ye kadar çıkabilirler. Biz toks satıcı rolündeyiz. Şu an stoper aramıyoruz falan filan diyoruz ama biz bu roldeyiz. E, Aston Villa'nın Osayi Samuel için Fenerbahçe'ye teklif yaptığı iddiaları var. Resmi teklif. E, artık 15 mi verirler, 20 mi verirler. Ama Osayi Samuel, bir Osayi Samuel kolay yetişmiyor. Onu da unutmamak lazım. Maxi Gomez'in önümüzdeki birkaç saat içerisinde Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a uçacağına dair duyum verdiler ama 1-2 saattir bekliyorum. Henüz bir uçak bilgisine sahip değilim. Yani bilginiz olsun arkadaşlar. Herhangi bir uçak bilgisi olursa zaten çok şükür ee, bizler de bekleriz. Maxi Gomez aradığımız isim mi? Bence aradığımız isim. Ama Hiçbir futbolcu 450 dakika izlemeden ben yorum yapmam. İzleyelim 450 dakika. Hocam Gustavo Henrique'yi 450 dakika izlemedin ki. Aman izlemeyelim. Fenerbahçe Maxi Gomez'e şartlarda anlaştı diyenler var. 7 milyon euroyu kabul ettirdi diyenler var. Bir şey diyemem. Bu arada UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuralları 26 Ağustos Cuma günü İstanbul'da çekilecek. Kura çekimi İstanbul'da. Hadi bakalım inşallah şans getirir, uğur getirir. Fenerbahçe'nin itibariyle 4. torbada yer alıyor. Diğer takımların ön maaş maç maçlarında elde edecekleri sonuçlara göre 3. torbadan girme ihtimali var ama biz 3. torbadan da girsek Şampiyonlar Ligi grup çekeceğimizden eminiz. Bak, ben şu açıdan seviniyorum. Şimdi takım öyle bir kura çeksin. Basit, böyle havada karada yeneceğimiz kebap bir kura çeksek. Ulan 6'da 6 yapalım da rekor kıralım demeyiz biz. Deriz ki 6'da 4 yapalım yeter. 2 maçta da rotasyon. Ya arkadaş Liverpool rotasyon yapıyor mu? Real Madrid yapıyor mu? Not. Bir futbolcudan, iki futbolcudan, belki 3 futbolcudan bahsetmiyorum. Yorgunluktan, sakatlık ihtimalinden bahsetmiyorum. 7 futbolcudan, 8 futbolcudan bahsediyorum. Yani Liverpool'un, Real Madrid'in ikinci bir on biri var mı? Aslına bakarsanız olması gerekir. Yani A takım, B takım diye. İki takımda da oynayabilen ortak sistemdeki futbolcular da olabilir. Ya da iki sistem takımı. Ama e, ben geçebileceğimiz, gidebildiğimiz yere kadar gidebileceğimiz güzel bir e, kura şansı diliyorum. Valencia, King, değil mi? Daha bunlar e, bir arada oynayacaklar inşallah. Joao Pedro, bakın Joao Pedro. Hani bunun dönüşü. Forvet transferini gerektiriyor mu? Bence gerektiriyor. Yine gerektiriyor. Ama stoper transferi de şart gibi. İki bölgeye de şart. Hem stopere hem forvete transfer şart. Üç kulvarda oynuyoruz. Rossi Dünya Kupası'na gidecek arkadaşlar. Siz beğenseniz de beğenmeseniz de. Hani orada ne olacak? Durumu ne şekilde olacak? Bir şey diyemem. Luan Perez geldi. Atele Salah'yı satmamak aptallık olur. Satmazsan niye aldın derler. Ee, Buruma Buruma'nın sakatlığı varmış. Bilmiyorum ne sakatlığı var. Ama ısrarlı bir şekilde söylüyorum. Buruma ve Gustavo Henrique'den çıkılırsa, çıkılabilirse ya da bu arkadaşlar e, yeterli değilsiniz diye vesaire bir şeyler olursa bence bazı şeyler değişebilir. Hocam Buruma'yı gönderdin. Kanatta kim oynatacaksın? Rossi oynar mı? Bir. Bir. O bölgede Alioski oynar mı? 2. Ferdi oynar mı? 3. Sol kanattan bahsediyorum. Lincoln oynar mı? 4. Joao Pedro ya da King'den biri oynar mı? 5. Sağ kanatta İrfan, Emre Mor 2. Not. 3 Türk kuralından dolayı ikisini ekliyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. 3 Türk kuralından dolayı. <laughs> Bak 3 Türk kuralından dolayı. Şu anda matematiksel olarak sağda Emre Mor, sol bekte Ferdi, Kalede Altay Bayındır. Matematiksel olarak diyorum. Yanlış anlaşılmasın. Hani ee, bugün itibariyle diyorum. Şimdi şunu da belirteyim. Sen bu gönderdin. En azından Rossi, Lincoln, şu hep herhangi birini o tarafta oynatıp bir şey yapabilirsin. Üçlü sistem oynayacak olsan hakeza. Yani ee, ah şunu da belirteyim. Üç tane artı genç futbolcu alabilirsin. Yani 3 tane genç futbolcu alabilirsin. Onu da söyleyeyim. Size tuhaf bir duyum söyleyeceğim. Çok tuhaf bir duyum söyleyeceğim. Çok enteresan bir duyum söyleyeceğim. Çok tuhaf. Lemos'un kadroda tutulma. Yani dördüncü stoper olarak kadroda tutulma ihtimali Gustavo Henrique'nin tutulma ihtimalinden daha yüksek. Bunu da kulağınızın bir tarafına küpe yapın. Ee, Jesus bu kalsın ben bunu coştururum diyebilir. Onu da söyleyeyim. Yani onu da belirteyim arkadaşlar. Hakkımızda hayırlısı olsun bakalım. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.